Devam ediyor. Bu güzel bayram gününde, bu mübarek Ramazan bayramında Kadir Çöpdemir'le sohbet ediyoruz sevgili Selahattin Yusuf'la beraber. Başka haberlerin var mı abi? Var abi, var. Nedir mesela abi? Bak şeymiş. Dur, diyor ki Amerika kasırga alarmı ver. Ya bu Obama'nın bir okutması mı lazım? Bizim karşıda Hacı teyze var. Gelip ona kurşun döktürsün. Çünkü ya adam, yani bilmiyorum, sevdik bunu. Siyahi bir adam değil mi? Gel ama depremi oldu, krizi oldu, kasırgası oldu. Adamın şeyi kalkmıyor ya. Yaşar Nuri Öztürk canlı yayında sormuşlar. Beren Saat mi güzel, şey mi güzel diye. Birisi mi güzel diye. Ne düşünüyorsun Meryem abi Yaşar Nuri Öztürk hakkında? Bir figür. Adam yapmadığını bırakmadı. Spor salonlarında modellikten bilmem neden popüler olacağım diye zihin bulaştırmak, kafa karıştırmak için. Bizim millette kolayca abicim. Bak ben çok mütedeyyin değilim. Alnım 5 rekat, 5 vakit secde gören bir adam olarak konuşmuyorum. Ama işin bir raconu var abi. Eğer din yolundaysan ahkam neyse, edep neyse, racon neyse yapacağım baba. Sabah kalkacaksın abi, titreye titreye kışın, yazın sıkıla sıkıla o namazı kılacaksın. Efendim neyse, mevsim neyse, yaz, kış bu orucu tutacaksın, bu zekatı vereceksin. Bunları yapacaksın abi. Bunu söyleyen bizim dinimiz. Eğer çok şeysen, yani eğilimliysen, mütede istiyorsan da yapma. Sen bilirsin, ben liberal burjuva demokrasisine inan bir adamım. Ama inanıyorsan yap. Ha, liberal burjuva demokrasiyle namaz arasında ne gibi bir ilgi var? Şöyle, yani şuna inanıyorum. Birisi de diyebilir ki hayır kardeşim, her şey istim yapmayacağım, eyvallah. Aynı saygıyı duyarım. Gerçekten öyle. Hiç fark etmez. Yani komşum bir ateist mi, bir derviş mi, benim için fark etmez abi. Önemli olan benimle kurduğu insani ilişki. Neyse, onun için söyledim bunu. Anladım, tamam da ha. Yaşar Nuri'nin bir... Ha. Bu anlamda işte insanlara kolay... Kitapları var, ha. Çabaları var, bir ya, takım dertleri... Ya yemişim kitaplarını, Allah bırak Allah'ını seversen. Hani sırrı gibi söyledim de yemişim diye. Kitaplarını da aldım. Hocaya haksızlık etmeyeyim diye. Model şunun üzerine kurulu. Senin hayatını... Olur olmaz, iler tutmaz şeyler. Aha, alim adam çok şey biliyor. Şimdi buraya gelse hepimizi susturur. Ya bizim de büyüklerimiz var, danışıyoruz. Model şu abi. Rahatlatmak, seni rahatlatayım. Hani 5 rekatı 3 yapayım, onu kısaltayım, bunu kaldırayım. Seni biraz rahatlatayım endişe, gayle ve bence dert ve çıkar ne burada peki? Ha? Derdi ne, çıkarı ne? Şimdi onlar çok hukuki sonuçlar yaratır. Ben biliyorum ne olduğunu da programdan sonra söyleyeyim sana. Yaşar Nuri birden çok okumuş, yazmış, ya profesör olmuş. Türkiye'de sığmış. Böyle bir proje mi vardır yani? Din dilini dönüştürmek, din algısını dönüştürmekle ilgili bir dönemin, bir projenin ürünü müdür yani? Vallahi hep bunlar çıkacak diye düşünüyorum gelecekte. Ayrıca eğer sıkıyorsa o, şu anda ehli tasavvufun çok önemli şahısları var. Tamam mı? Eğer sıkıyorsa baba, onlarla çıksın konuşsa ya. Hani Bülent Ersoy'la karşılıklı Ramazan'ı konuşacağına, onu da yaptı biliyorsun. Mesela ne diyelim... Benim çok, bence çok önemli Ömer Tuğrul İnançer var mesela. Ehli tasavvufun değil mi? Türk Tasavvuf Korosu'nun aynı zamanda yöneticisi. Aynı zamanda şu anda hani bir tasavvuf alimi. Hadi çıksın babayla bir konuşsun bakayım, yiyorsa. Öyle değil Senle mi? Senle benle konuşur. Öyle Anladın mi? Ama hakikaten öyle. Ayrıca böyle bir tane isim sayabilirim. Ramazan'da böyle hakikaten böyle din programları, iftar programları, sahur programları yapılıyor. Hı-hı. Ayrı bir hava, lezzeti var. Çok güzel programlar da oluyor. Önemli konuklar oluyor. Ben seni Ramazan'da sevgili Serdar'ın programında da izledim bu arada. Evet. Efendim. Yani böyle bir memlekette böyle bir atmosfer oluyor ama bir taraftan da yine hani ben hep her şeyin altında gıcıklık arayan adam. ben de bu kurulan yeni din dilinin sorunlu olduğunu düşünüyorum. Yani bir sürü başka projenin burada etkisi olduğuna inanıyorum şahsen. Çünkü biz dini bu kadar hani avami düzlemden konuşacak bir topluluk değiliz ki. Yani bu toplulukta alimlerimiz, ilim adamlarımız, fikir adamlarımız belli bir düzeye kadar getirdiler zaten meseleyi. Ama hala bugün televizyon ekranında Ramazan ayında dini konuşma diye oje sürersem ne olur tartışıyorsak bu toplumun o zaman... geçmişine, bu toplumun ürettiği o irfana, hikmete, bilgiye, felsefeye, dini ilimlere büyük haksızlık yaparız yani. Yani bu kadar da değil abi. Şeye dikkat etmek Git lazım. Onu canlı hocasına sor yani. Tarıkçığım, kardeşin bekar bir adam. Bekar, bildiğim bekar. Severim, hovardalık yaparım, yapmam, bana ne, bekarım, kimse ilgilendirmez. Takılırım, kulüp hayatı severim, kulüplere giderim, yerim içerim. Bak Ramazan bitti, o İstanbul'da sevdiğim kulüpler vardır. Meraklısı olduğum, ondan sonra her şeye ben medyada çalışan
Anladım, inançları da olan ama iddiası olmayan, alimlik taslamayan bir adam. Ama bir alimin, alim olduğunu söyleyen bir kişinin sosyal hayattaki ilişkileri çok önemlidir hayat. Bence önemlidir. Yani ben böyle çok eski ortodoks mantığıyla bakmıyorum da birisi eğer diyorsa ki ben din alimiyim. Bırak alimlerinin, cami imamının da sosyal hayatında. Eğer birisi diyorsa ki din alimiyim diyorsa o hayatına değil. Bak ben ne diyorum, ben hovardayım, hovardalık yaparım. Yaparım, bak al çek beni hovarda. Yaparım, bekarım kardeşim. Din alimi değilim, medya çalışanıyım, Kadir Çöpdemir'im. Allah inancım Allah'a şükür tamdır, imanım tamdır ama yaparım da yani. Kimseyi bağlamaz bu, anladın mı? Kız arkadaşlarım olur, onlar değişir, birisi gider birisi gelir, odur budur falan. Gerçi istikrarlıyım, uzun süredir aynı hanımla beraberim ama. Ama eğer bir din alimiysen çok dikkat edeceksin bunu. Anlatabiliyorum değil mi? Herkes biliyor değil mi? Bir proje olduğu muhakkak bazı şeylerin, milletin yani acizane kardeşleri olarak söylüyorum, buna ayıkması lazım ya. Hala itimat eden varsa bazı insanlara. O insanların da artık hükmü kalmadı diye düşünüyorum da. Var mı hükümleri? Bilmiyorum, herhalde bu iş çaptan düştü. Türkiye'de bu İslam'ın Türkleştirilmesi, çağdaşlaştırılması, modernleştirilmesi meselesi AK Parti iktidarından sonra şeyden düştü, gündemden düştü. Tamam. Böyle bir şey olmayacak. Çünkü Türkiye'de sosyoloji her şeye el koydu. Yani sosyoloji el koydu, siyaset de değil. Sosyoloji el koydu her şeye. Hayatın artık gerçeği. Onları tabii yaşanmıyoruz. Şimdi Petek Din Çözüm programında bilmem Beren Saat üzerine konuşmak durumunda tabii, kalan evet. Bir insan bir de şey oldu. Yani onu kenara iten bir sosyolojik gövde var yani şimdi artık. Ha. Geçen bir yerde bir arkadaşla daha ilk tanışmadan bile Türkiye'de İslam Araplaştırılıyor, Emevileştiriliyor, Araplaştırılıyor, şu oluyor, bu oluyor. Bu arada ben Yaşar Nuri'nin yazdığı bir takım şeyler, Emevilik meselesine falan bir parça onların düşünülüp taşınması gerektiğini de düşünüyorum. Onu da ayrıca söyleyeyim yani. Ama ilginç bir şeyle karşılaştım. O arkadaş daha tanışmadan Türkiye Araplaştırılıyor, ediyor falan. Nerelisin dedim, Hataylıyım dedi. Neresinden? Samandağlı. Fark ettim. Tarık da bizim şeyle Sirt kökenlidir eski. Ama Tarık'ın dilinde yok o. Onun dilinde, o arkadaşın dilinde vardı. Araplar hani P sert sessizleri söyleyemiyorlar. Arap mısın dedim. Arap olduğu sonra ortaya çıktı. İslam Araplaştırılıyor diye feveran eden arkadaşımızın Hatay Samandağlı bir Arap olduğu ortaya çıktı. Bu bir şey. Modernleşelim, ileri gidelim, İslam da öyle olsun, uysun bize. Hep beraber kalkınalım, İslam da modernleşsin furyasının bir şeyi. Bir de sosyolojik İslam tartışmalarını ehil sosyologların, akademisyenlerin yapmasına falan hiç lafım yok ama. Yani çünkü bu coğrafyada senin tırnağını kesmekten tut uyumana kadar, evlenmenden ölümüne kadar her hücrene sirayet etmiş bir şeydir İslam medeniyeti, İslam düşüncesi. Bunu konuşmadan sosyolojik bir şey söylemen mümkün değil bu topraklarda diye düşünüyorum. Hurafeleri bile çok değerlidir. Çok bence. Değerlidir. Ama iş hani dini dini konuşmak, hani sosyolojik bir şeyden bahsetmiyorum. Bizatihi tamam. Dini ilimlerde konuşmak olunca bu kadar meselenin hovardalığa düşmesine. Bir şey söyleyeyim mi ama? Bir şey ben var. Dini ilim diye bir şey kabul etmiyorum. Hayır. Böyle bir şey yok ki. Buna benzer bir şey söyleyecek. Hayat dualitik bir şey mi bu kadar yani? Dini ilimler, yani, modern ya, ilimler. Ne demek bu abicim? Nasıl? Ne demek bu yani? Bir şey söyleyeyim. Sen şunu söyledim kulübe yani. Gidip viskini yudumluyorsan bir Müslüman olarak yudumluyorsun. Anlatabiliyor muyum? Namaz kılıyorsan bir Müslüman olarak. Abi bu konuda şey yok. Herkes şey Müslüman. Yok. Yani din alimi. Din alimi denen bir şey değil. Yok abicim, ne din alimi? Öyle bir şey yok. Ama ki. Özel ilgi Yaşar alanları Nuri'nin var değil mi? Hakkını birinin yemeyelim. O da kabul etmeyecektir. Tefsir alanında, birilerinin tasavvuf alanında, birilerinin kelamda, birilerinin siyerli hadiste uzman sahibi olması anlamında söylüyor. Tabii şöyle bir şey. Ve uzmanlığa karşı çıkmalıyız. Eğer Müslümansak uzmanlık meselesine karşı çıkmalıyız. Uzmanlık diye bir şey yoktur. Yani. Belki şöyle bir şey konabilir. Şimdi bizim bu toprakların en büyük şeyi reddedemedim hani gidip mesela, görenler öyle bir şey gidip, gidip yok, görenler görmüştür şey yani Vahabilerin durumunu, acınası ve rezalet ötesi yani. Vahabilerin şimdiki Vahabilerin. Şimdiki eski neyse işte o Vahabilik de yani tasavvufun yani bu toprakların da tabii çok yeşermesine olanak verdiği hani toprağı, suyu ve havası itibariyle yeşermesine hayat verdiği tasavvufun dine nasıl bir güzellik, nasıl bir yüksek ne bileyim ateş, aşk
kattığı aşikardır değil mi? Çok. Dolayısıyla ha, bizim de hayata kattı. Hayata kattı pardon. Hayata kattı diyelim. Ha, şimdi burada aslında teknik bir şey var mıdır? Yok, vardır kuşkusuz. Yani tasavvuf ehlinin de bir tekniği vardır yani. Bir teknik vardır ama hayat, o tekniğin altı duygudur. Eden, ha, o duygudur. Duyguyu yükselten bir şeydir. Ha, dur girme ben aldım gazımı dur şimdi. O duygudur yani. Teknik vardır elbette. Bir teknikle oraya ulaşırsın ama o tekniğin dibi duygudur. Dolayısıyla din denen şeyin de dibi duygudur. Bu ikisini birleştir. Ama bir şey söyleyeyim. Hı. Tasavvufun sanki sen böyle geniş ya rahmet geniş tasavvuf anlayışlı güler yüzlü. Sen oradan yüzlü. Sanki biraz kendine yontuyorsun gibi Kadir abi diye. Tarık. Bir saat. Sen bunu saygıdeğer Ömer Turul Efendi'ye gidelim diyelim yok. Ki abi bunu ben de böyle anlıyorum hayır, desen istersen. Hayır, istersen bunu söyle. Sen çok çakalsın. Ama sen çok çakalsın. Ben ne bileyim abi yani istiyorsan söyle. Ama Hazret biraz celallidir sen çok çakalsın parçalar. Ben onu demiyorum. Ben şunun hastasıyım. Oraya kadar iyisin. Ben şunun hastasıyım. Hani vardır ya bir şey Hızır Aleyhisselam için söylenir. Hatta şunun altını çiz. Üstad efendim ben de bekarım da ayrıca yani bunları yaparım da yani. Söylüyorum her yerde söylüyorum ama burada da söylüyorum işte. Bekarım evet ne yapayım Allah affetsin. Yani ne yapayım yani evlenmek istemiyorum. Bak ben diyorum ki ama benimle kendinin alim olduğunu söyleyen arasında bir fark olması iktiza eder. Doğru mu? Doğru. Yani birisi eğer insanların din alimi diye hürmet ettiği birisi ise bir adam benden farklarının olması iktiza eder. O farkların en temeli de sosyal şundan, hayattaki farklardır. Şunun ötesi yok. Alimler diyor peygamberlerin varisidir. Tabii. Yani böyle sosyal bir, hayattaki evet, farklardır. Bundan o ötesi adam, yok yani. Yani bu sosyal hayattaki farktan kastım şu değil. Bir din alimi de benim giydiğim pantolonu giyebilir ki giysin. Zevkli. Anladın mı? Şu renk pantolonu giysin ama o renk başka şeylerden bahsedeyim. Bir alimin fetvasına çok güvenemezsin abi. Olacak o da olacak. Alimler de bu pantolondan giyecek ama ben var ya bu pantolonu giymiş bir alim fetvasına güvenirim. Ciddi misin? Ciddi. Ben arkasında çünkü namaz kılmak için 3 dakika düşünürüm diye. Samimi diye. Ya bir de var ya. İçindekini çıkarmış adam. Ya ben bu kadar ağır konuşuyorum. Allah var ya insanları söyledikleriyle imtihan eder. Aynen. Aynen. Kınadıklarımızla kınanmadık. Ayrıca bir şey Tarık, söyleyeyim. Şimdi dua edelim inşallah adama, bununla imtihan etsin. Ha, seni şöyle bir pantolonla sen çok gibi. Adama saçı uzun aklı kısa dedin. Hmm. Ben çok bu konuda dedin, bu renk pantolonla ilgili söylediğim her şeyle ilgili ha. Şu an geri alıyorum. Tabii. Böyle bir şeyi alma sen alma alıyorum. Bize dua edelim. Bunu kayda alın. Allah bizi böyle bir şeyle imtihan etmesin. Allah bizi kırmızı bir pantolonla sokağa çıkarır. Ha. Ne diyeceğimizi bilemeyiz. Tabii. O konuda o günler de gelecek. Ben ne davet ediyorum? Ben şimdi bir daha Meksika şey bu eskiden saçı uzun değil mi Tarık? Yok. Ne evet. Zaman uzadı? 3 senedir. 3 senedir uzadı. 3 sene sonra mor patlıcan affedersin o şey patlıcanlar var ya şişman patlıcanlar o patlıcan rengi bir pantolonla ya onun için bu konularda büyük bir ben bu konuda büyük konuşmaktan an itibariyle vazgeçtim nedamet. Bence geç evet. Duyarlı vatandaş bu kadının yüzüne tükür diye Bursa'da eşini terk etmiş kadın tamam mı? Öfkeli koca intikam almak için ne yapmış abi? Bütün Bursa'yı afişlerle donatmış. Kadıncağızın fotoğrafını koymuş. Yok canım. Üstüne de bu çocukların suçu ne diye çocukların fotoğrafını koymuş. Ondan sonra da işte yenge hanım ayıp etmiş biraz. Duyarlı vatandaş bu kadını görürseniz yüzüne tükürün yazmış altına da. Kadın kaçmış mı evden mi kaçmış? Kadın bunları bırakmış gitmiş abi. Ne diyorsunuz? Bir vallahi, yani şey olarak hani bir toplumu bu işin içine katma olayı. Yani bu sempatik mi geldi, antipatik mi geldi? Ben bir şey söyleyeyim. Tarihin nasıl her zaman da şimdi abi? Toplum nereye geldi şeyi çıkmaz buradan Kadir abi ha. Bana kalırsa. Ha. Toplum nereye geldi? Peki, buradan bu örnekler, sırmalamayalım o peki, zaman. Peki abi, bu örnekler 3. sayfalarda eskiden bu kadar... Akla hayale gelmeyecek şeyler var tarih. Bu iletişimin artmasıyla ilgili bir şey mi? İletişimin yoksa artması. Daha mı çok oluyor böyle şeyler? Bence şeyin baskı tekniklerinin artması. Baskı tekniklerinin ucuzlaması bir de matbaa kağıt ucuz. Şey herkesin sandığına aksine Türkiye'de olanaklar. Ciddi ama ben yani. Şimdi buna şöyle bir açılım getirebilir miyim? Sen ne diyorsun abi? Sen tecrübelisin aramızda. Abi şimdi. Ve anacığım der ki Allah başımdan eksik etmesin. Oğlum der. Hatanın bir ucundan biri tutuyorsa merak etme öbüründen de öbürü tutuyordur der. Mesela bunu... Gördüğün zaman hep ilk tepkimiz nedir abi? Biz biraz da hani hanımefendilere karşı daha şey meyyal, onları merhametli ve şey bir üçlü olarak. Kadın kim bilir neler hemen, yaptı hemen adam. Ne deriz abi? Yazıklar olsun. Ne biçim bir şerefsizmiş adama bak ya. Eşinin fotoğrafını koymuş bunun yüzüne. Hiç şunu düşünmeyiz biz değil mi? Ulan acaba ne yaptı? Bir insan abi, bu noktaya nasıl gelir ya?
Evet. Ama gelebilir de mi? Gelebilir de. Gelebilir de. Ya bence kesin gelebilir. Yapmaz. Yapma. Bu konuda da deminki yani. Gibi desene Allah'ım büyük beni büyük konuşturma ya Rabbim diye. İyi de ama abi yani ben de yapsam böyle bir şey.